Ben böyle dolandırıcılık görmedim. Olmayacak adamları alıyoruz. Başımızın üstüne koyuyoruz. Sonra başımıza gelenlere şaşırıyoruz. Türkiye'de kimilerinin yardımsever iş adamı diye tanıttığı Sezgin Baran Korkmaz artık Amerikan adaletinin elinde. ABD'nin kendince haklı nedenleri var. Devletini dolandıran Kingston kardeşlerin Baran Korkmaz'a aktardığı paranın peşinde. Bizimkiler ise İçişleri Bakanı ve yargıdaki kimi isimler eliyle elinde tuttuğu Korkmaz'a adeta kaç dedi. Kaçan kuş ABD'nin eline düşünce de kara kara düşünür oldu. Yanlış anlamayın. Ya adalet yerini bulursa diye değil. Ya Sezgin Baran, tıpkı Rıza Sarraf gibi, Türkiye'de kimlerden yardım aldığını açıklarsa diye. Hani, bir güç var, derler ya. Yargı, görülmeyecek hızda. Sezgin Baran'ın mallarındaki tedbiri kaldırmış. Yurt dışı yasağını sonlandırmıştı. Bu işi yapan yargı mensupları, kısa sürede en yukarılara tırmanmıştı. Bu da neyin ne olduğunu özetliyordu. Bunları hatırlattım belki hiç unutmamıştınız, ama yeni öğrendiklerimden sonra, benim de dudağım uçukladı. Size Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yeni gelişmeyi açıklayacağım. Hem de bir çökme hikayesi üzerine. İş adamları F. T. ile Ahmet Uzuner. 2006 ila 2009 aralığında ortak çalışıyordu. Piyasaya demir satıyorlardı. Gel gelelim bir süre sonra iş ilişkileri bitti. Ancak aralarındaki, kimin kime borcu var tartışması bitmedi. F. T'ye sorarsanız borcu yoktu. Uzun ere sorarsanız alacaklıydı. Her şey uzun erin Sezgin Baran'a başvurmasıyla başladı. Önümde, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 1 Nisan 2021 tarihinde, Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazdığı gerekçeli kararı duruyor. Savcılık iddianamesi bir yana, tanık ifadelerinin, bilirkişi raporlarının, kamera kayıtlarının olduğu dosyada, Sezgin Baran hakkında dolandırıcılık kararı verilmiş. Şöyle anlatayım. Savcılık Sezgin Baran için şu ifadeleri kullanıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın sanıklar Bereket Öne, Murat Akkuş ve Seran Köşkeroğlu ile birlikte hareket ederek. Katılanın F. T. Evine yakın bir iş yeri kiralayarak. Buradan katılanı takip ettikleri. ilk aşamada. F.T.'nin evinin yakınında bir dükkan tutulmuş. Buradan izlenmişti. Savcının uydurması değil. Dosyada var. Söz konusu uyduruk dükkanı. Hem komşuları hem de göstermelik çalışanlar tespit ediyor. Peki neden bu yapıldı? Devamı daha da inanılmaz. Otoshow adında bir otomobil dergisi var. Birçok kişinin evine gönderilen bir sektör dergisi. Bir gün F, T'nin kapısı çalındı. Kurye kıyafetli adam, otoshow dergisi getirmişti. Karşılığında imza aldı. Yetmedi, geri döndü. Tam çıkmamış diyerek bir daha imza aldı. Ancak gelen ne gerçekten kuryeydi. Ne de derdi dergi getirmekti. Sezgin Baran'ın adamı Murat Akkuş'un ta kendisiydi. Günlerce F.T. izlenmiş, hakkında istihbarat toplanmış. Eli ürünü imza kurye taklidiyle alınmıştı. Dükkan da bu işten sonra kapatılmıştı. Sonra, 2011 yılında, F.T.'nin borçlu olduğuna dair, 12 milyon 680 bin bedelli bir senet ve protokol yazıldı. Senete ve protokole bu imzalar aktarıldı. Ardından Karadeniz Ereğli 1. İcra Müdürlüğü'nden, icra kararı aldırıldı. F.T.'nin iş yerine, o gün, icraya geldik diyerek adeta büyük bir kalabalık yığıldı. Gel gelelim FT böyle bir senet imzalamadım diyordu. Önce icrayı mahkemeyle durdurdu. Sonra senedin sahteliğinden şikayet etti. Bilir kişi söz konusu senedin başka bir evraktan kopyalanarak üretildiğini jelatin ve yapışkan kalıntılarını göstererek somut delillerle anlattı. Derginin geldiği günün kamera kayıtlarına açılan uyduruk dükkana ulaşıldı. Telefon kayıtlarıyla da ilişkisi çıkarılan şebeke hakkında hüküm 1 Nisan 2021 günü yazıldı. Mahkeme Sezgin Baran'a, resmi belgede sahtecilikten. 2 yıl 6 ay, nitelikli dolandırıcılık, suçundan 3 yıl 4 ay. Toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar da, resmi belgede sahtecilik, suçundan. 2,5 ay yıl ceza aldı. Elbette karar okunurken, Sezgin Baran çoktan yurt dışına çıkmıştı. Son gelişmeye göre ise, geçen 27 Mayıs'ta, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararın onanmasını istedi. Dosya şimdi Yargıtay hakimlerini bekliyor. Kısacası, Türk mahkemelerinde, nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen Sezgin Baran'ın yollarına adeta gül döküp kaç diyorlar. Sonra ABD'ye, Sezgin Baran bizi dolandırdı, dediği için kızıyorlar. Yetmiyor, kaçması için yol verenleri yükseltiyorlar. Bütün bunları ise, şeytanın aklına gelmez. Denilen işlerdeki bir adam için yapıyorlar. Emin olun, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının gölgesine saklıyorlar beka, devlet, vatan, millet, söylemiyle rezaletlerini gizliyorlar. Üç kuruşluk menfaat için, güzelim ülkemizi el mahkemelerine meze yapıyorlar. Neydi Ahmet Kaya'nın, başım belada, şarkısı. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.